Babanın zorla bir şey yapmadı. Onu eve ben çağırdım. Eylül seni hiçbir zaman istemedi. Bunu en başından söyledim ama dinletemedim. Onun derdi başka dedim. Sana oyun oynuyor dedim. Kulak asmadı. Siz, ben de Yağız'a çorba yapmıştım da onun altını kapatmaya geldim. Gelinin olarak alacaksın. Evet. Öz kızım gelinim olarak yanımda olsun istiyorum. Böylece ona analık edebilirim. Kızımla Yağız'ım evlenecek. O kadar. Kimse mani olamaz buna. Bu kız Yağız'ın gelinini çalıp bizi evin belasına kurtaracaksa onu gelin eder, evime alır. Oğlun da dizinin dibinde otur. Nermin teyzeciğim, size de bir tabak koyayım mı? Sıcak sıcak içiniz ısıtır. Yok kızım, yok. Gel otur şöyle. Sabahtan beri Yağız'ın etrafında dört dönüyorsun. Otur da soluklan istedim biraz. Olur mu hiç öyle şey Nermin teyzeciğim? Keşke benim tek işim Yağız'a hizmet etmek olsa. Onun mutluluğu olsa tek derdim. Ama insan yerini bilmeli değil mi? Ben bugün bunu anladım. Siz öyle üzülünce aptallık edip Yağız'a olan hislerimi açtım. Saçmalama yavrum. Dürüst olmak her zaman iyidir. Öyle ya. Dert ağlatır, aşk söyletir demişler. Ben de aşkımı içimde tutamadım. Bütün gururumu ayaklar altına alıp Yağız'la evlenmek istediğimi söyledim. Özür dilerim. Sevda bu kızım. İstesen de içinde tutamazsın zaten. Üzülme. Adnan Bey de kızdı tabii. Haklı adam. Bir tarafta koskoca, delikanlı, dağ gibi oğlu. Bir tarafta kimsesiz, biçare, yoksun ben. İçimden geçenleri anlamaya. Ben razıyım. Adnan da razı. Yani eğer evladımızı o Eylül illetinden kurtarırsan kızım, başımızın üzerinde yerin var. Yağız da isterse, sen onun kalbine girersen, bizim seni gelinimiz olarak almaya niyetimiz var. Nermin teyzeciğim. Allah'ım, Allah'ım şükürler olsun. İçimden geçenleri duydu sonunda. Şükürler olsun. Oğlum ne oldu eline? Yağız'la elin çok kötü. Abartılacak bir şey yok. Oğlum nasıl bir şey yok? Ayna mı kesti elini? Yürü, yürü doktora gidiyoruz hadi. Anne, bir şey yok dedim. Nermin teyzeciğim, baksana ayna un ufak olmuş. Nazar çıkmış kesin, kesin nazar çıkmış. Ay, Yağız aynaya hiç dokunmadan bir anda kendiliğinden patladı değil mi? Benim bir arkadaşımın daha başına gelmişti böyle. Sonra götürdük de kurşun döktürdük. Nazar çıktı, nazar. Ay Allah'tan yüzüne gözüne gelmedi. Doğru. Bir şeyler çıktı. Yavrum, iyi de bu çok kanıyor yavrum. Hadi yürü, olmaz böyle, doktora gideceğiz haydi. Nermin teyzeciğim, siz hiç zahmet etmeyin. Biz Yağız'la birlikte gideriz değil mi Yağız'cığım? Olur, gideriz. Thank you.
söyleyeyim kızım. Böyle nazar işi falan değil. Yaz belli ki sinirlendi. Aynaya vurdu galiba. Bilemedim ki Nermin teyzeciğim. Ya o da olabilir. Of, Eylül iyice psikolojisini bozdu bu çocuğun. Mahvetmeyin yavrumu. Kör olasıca. Siz hiç merak etmeyin. Ben Yağız'ı o kızdan kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Siz bunu verin bana. Ben bunu götüreyim de Yağız bir içsin, kendine gelsin. Oğlum, taksiyle gitseydiniz. Gerek yok anne, kullanabilirim. Siz hiç merak etmeyin Nermin teyzeciğim. Ben Yağız'ın yanındayım, hiçbir şey olmaz. Hangi hastaneye gidiyorsunuz? Şu merkezdeki şehir hastanesine gideriz hemen. Hem çabucak baktırır geliriz, sıra da beklemeyiz. Ben karımı arıyorum. Yaralı olabilir. Eylül Demirci. Eylül Demirci. Aradığınız kişi kim bilmiyorum ama bu sabah buraya kimliği belirsiz bir kadın getirdiler. Henüz ismini öğrenemedik. Ama sizin yaşlarınızda. Kumral. Uzun saçlı. Güzel bir kız. İyi haydi git. O hastanede boş yere aramıştım seni. Şimdi aynı hastaneye, açtığın yaraları sarmaya gidiyorum.